Merhabalar sevgili dostlar. Yine sizlerle beraberiz. Önce bir yasal uyarımızı bir yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Burada kendi şahsi görüşlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz araştırın. Öyle karar verin. Evet arkadaşlar, Sasa'yı inceleyeceğiz. Bugün borsamız güzel açtı, güzel kapadı. Son iki günün biliyorsunuz ağır eksileri yediğimiz borsada, eksi dokuzları yediğimiz borsada tek ayakta kalan bir hissemiz vardı. Sasa vardı. Biliyorsunuz Sasa'yı her gün yapmaya çalışıyoruz. Sasa güçlü yatırımlarıyla yine yatırımcısını güldürdü. Bakın patronun da bir son bu düşüşte güzel bir kapattı biliyorsunuz. Onu size okuyacağım. Yatırım ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon dolar civarında olacaktır diyor. Sasa yatırım bedeli tahmini 330 milyon dolar olan yıllık 367.500 ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılı 4. çeyrek devreye alınması planlanmaktadır. Yani Sasa arkadaşlar yatırımlarına devam ediyor. Yani Sasa yatırımcısını yarı yolda bırakmıyor. Bu kara günde, borsanın kara günde patron güzel bir kap açıkladı ve Sasa dün tavanda kapadı ve bugün de tavana yakın kapadı arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi Sasa her zaman söylüyoruz. Güzel bir şirket, önü açık bir şirket, devamlı yatırıma açık bir şirket, yatırım yapan bir şirket, her 3 ayda bir de düzenli bilançosu arttıran bir şirket. Şimdi bakalım arkadaşlar Sasa'da bundan sonra ne olur? Nerelere gelir? Bakın biz burada bir ikili kanalımız vardı biliyorsunuz. İkili kanalımızı güzel bir ikili kanalın içinde Sasa gidiyor. Bu ikili kanal yani trend, yükseliş trend kanalı. Şu anda her şey olumlu arkadaşlar. Bakın buraya bir iğne atmış. 48 lira kadar çıkmış. Oradan geri gelmiş. Bizim artık yukarıda direncimiz 49.75. Yani şuralar 49'u geçtikten sonra zaten bu kanalı kanaldan çıkıyor. 49.75'i geçtikten sonra ilk hedefi yukarıda 54 liraya kendini hedef olarak seçecektir arkadaşlar. Yukarıda güçlü bir direnci 54.30'ları görecektir kısa vadede. Benim şahsi hedefim kendi hedefim tabii arkadaşlar. Orta ve kısa vadede 65 liralar Sasa'da. 65 lirayı görecektir Sasa. Daha da yukarılara gidecektir tabi. Güçlü bir şirket. Güçlü bir sanayi şirketimiz. Her zaman yatırım açık. Patronu da biliyorsunuz bu borsanın kötü gittiği zamanda güzel bir kapa bere attı. Yani biz yatırımlara devam edeceğiz. Kazancımızı yatırımlara odaklı yapacağız. Kazançlarımı yatırım odaklı kullanacağız diye zaten güven vermişti hissedarlarına. Şimdi dediğim gibi kısa vadeli hedefi 56 liralar arkadaşlar. Buraları yani düştü biliyorsunuz en son ne zaman çıkışa geçmişti? 22 Ocak'tan beri bir anda 22 Ocak'tan 19 Şubat'a kadar 54 lirayı görüp aşağılara inmişti. Ve düzeltmesilerinden sonra yine bu 54 liranın üstüne çıkacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 56.80 hedefi var. Buralara hızlı bir şekilde geldikti Sasa. Dediğim gibi benim şahsi hedefim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 65 liralar olacak. Şimdi Sasa'nın aşağıda destek olarak 43.60'ı görüyoruz. 43.60 güzel bir desteği var burada. Yani borsamız dediğim gibi yani borsa düşüş olmadığı sürece düşüş olsa da arkadaşlar buralara kadar gelecektir veya en kötü 41 liraya kadar gelecektir. 41.50 liraya kadar gelip oradan yine düzeltmesini yapıp yukarılara gidecektir. Yani Sasa'da şu kanal bozulmadığı sürece ikili kanal yükseliş trendinde olacaktır. Yani Sasa yatırımcısına her zaman uzun vadede ve orta vadede güzel getiriler sağlayacaktır arkadaşlar. Biz de Sasa'yı burada yapmaktan tabii ki zevk duyuyoruz. Biz bunu Sasa'yı 25 liralarda yapmıştık biliyorsunuz. 25 liradan beri takip ediyoruz Sasa'yı. Yapmaya çalışıyoruz. Burada
insanların isteyene göre de tabii Sasa 3 günde bir yapmaya çalışıyoruz. 2 günde bir yapmaya çalışıyoruz. Yani grafik değiştikçe yapmaya çalışıyoruz. Şu anda Sasa'nın da grafiği güzel. Her şey olumlu arkadaşlar. Borsamızda biliyorsunuz bugün 2.64 bir yükselişle güzel yerde kapadı. İnşallah yarın da böyle gider. Böyle gittiği takdirde Sasa daha hızlı şekilde hedeflerine varacaktır. Keza tabii düşüş de olursa dediğim gibi her zaman alım fırsatlarıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz borsada düşüşler her zaman alım fırsatlarıdır. Biz ne dedik? 2 gün önceki yaptığım videomda Sasa 39 liraya kadar gelmişti. Herkes ahlanı vahlanırken biz dedik ki varsa kenarda paranız tam alım fırsatı arkadaşlar. Yani buralardan alacaksınız. Yukarıda yani şu arkadaşların bazı arkadaşlar 49 liralarda yakalanan arkadaşlarım buradan alacaktı. Maliyet düşecekti. Yani şimdi tabii diyeceksiniz ki o kadar para nerede? İşte borsada bütün paranızı bir hisseye yatırmayın arkadaşlar. Kenarda paranız olsun. Yani kötü günler için paranız olsun. Her zaman için. Çünkü buralardan düştükçe almak için kenarda paranız olsun her zaman. Evet bakalım bugün çoğu hisselerimiz portföyümdeki hisselerimiz bakın çoğu tavana yakın kapattı. Tavan olanlar var. Bakın Pengen Gıda. Bu aslında bugün çok hisseden yapacaktım. Pengen Gıda'dan ondan sonra Karsu Tekstil'den bizim Bera'mız var. Safkar var. Seleç var. Bunların hepsi güzel kapadı. Temapol var. Biliyorsunuz benim aslında Temapol de iyi tuttuğum iyi hisselerimden bir tanesi. Yani bu Sasa'dan sonra Temapol 3. hissem aslında. 2. hissem Megap. Biliyorsunuz bugün Megap da güzel bir tepki verdi. O da kaçta kapadı arkadaşlar? Ona bir bakacağız. Bakıyorum. Evet. Megap da tavana yakın kapadı arkadaşlar. Yani ben Megap'ı küçük Sasa olarak görüyorum. Bakın biz burada onu da vermiştik biliyorsunuz. Megap'ı küçük Sasa olarak görmekteyim. Yani ilerse o da güzel yatırımlar yapıyor. Biliyorsunuz patronu bayan bir patronu var. Ve yatırıma her zaman açık. Dediğim gibi benim Sasa'dan sonra ilerisi için çok güzel yerlere gelecek. Yani geçen dedik yani buralar alım yerleri her düşüşte alım diye. Biliyorsunuz biz bunu daha 2 ay önce vermiştik. 8 liralara da vermiştik. 10 lirayı görüp 10 liradan bakın burada 10 liradan geri gelmişti. Hatta 11 liradan geri gelerek ta buralara kadar geldi. Ama dediğim gibi Megab'ın da yolu uzun arkadaşlar da. Onun da yolu uzun. O da güzel yerlere gelecek. Yani Sasa kadar olmasa da Sasa'nın ayarında bir şirketimiz. Evet, portföyümüzü burada görüyorsunuz. Baya güzel. Çoğu yeşil kapattı. Deva da dün tavan yapıp bugün de 1.43'te kaldı arkadaşlar. Biraz geri çekilip tekrardan düzeltmesini yapıp oralara geldi. Dediğim gibi çok hissemiz var burada. Yapacağımız hissemiz bayağı var. Vakko var. Yani bunların hepsini yapmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi birazcık zaman alacak. Bugün zamana yayacağım. Yarın da yapabilirim. Öbür yarın da yapabilirim. Affınıza sığınarak bugün Sasa'yı yaptık. Her zaman yapıyoruz Sasa'yı. Sasa'yı bekleyen arkadaşlarım çok olduğu için Sasa'yı yaptık. Dediğim gibi Sasa'da benim hedefim 65 lira arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Benim bu şahsi görüşüm. Şu anda da zaten yükseliş trendinde kanalımda böyle devam edecek. Evet arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.